değildi. Ya istemiyorum bu oyunu. Hoş geldiniz. Dominik nasıl mı bir yer? Hadi gelin gösterelim. Zor bir yolculuğa hazırız. Punta Cana'dan Las Terrenas'a doğru gideceğiz. Yolların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Pasaportunuzu otelde güvenli bir kasaya bırakıp pasaportunuzun fotokopisini alıp dışarı çıkabilirsiniz. Herhangi bir durumda otelde pasaportum, buyurun bu da fotokopisi diye gösterebilirsiniz. Bakalım nasıl olacak? Tolga ile yarışacağız. Şimdi Mire'yi tutanlar kırmızı kalp, Tolga'yı tutanlar mavi kalp bıraksın oyunlarımıza. Araba kiralama şirketine doğru gideceğiz. Mesafesine geldik. Biz normal araba kiralama şirketini almadık. İstersen sen anlat, daha hakimsin. Kiralama şirketleri ortalama 1000 dolar kadar depozito istiyorlardı. Bu çok yüksek bir rakam. Bunun yerine biz bir lokal kiralama şirketinden kiraladık aracımızı. Bakalım memnun kalacak mıyız? Başlıyoruz. Ve yola çıktık. Dominik'te İspanyolca sipariş vermeye çalıştık. Nasıl verdik Miray? Uno Big King. Anlamadım. Sonra Light Cola. Sonra bir şey söyledi. Bu arada ne dediğini yine anlamadı. Kahvenin ucunda kolayı söyledi. Evrensel olduğu için muhtemelen dedik herhalde kola soruyor. Ne içecek mi olsun diyor. Çilekli mi içecek diyemediğimiz için İspanyolca kola dedik mecbur. Evet. Dominik sadece palmiye ağacı, beyaz bunlar değil. Dominik aslında Osmanlı'ya kadar uzanan kökleri olan çok enteresan bir ada. Bu girdiğimiz üçüncü işe. Arabamız benzin almadığı için gaz doldurmaya geldik. Böyle bir makineden arabaya gaz doldurdular. Kapımızı kilitliyoruz. Benzincilerin tamamı gaz satmıyor. Yani bu bildiğin LPG ve LPG istasyonları ayrı. Çok enteresan. Daha mantıklı bence. Bence daha mantıklı. Bunlar tehlikeli olduğu için tahminimce ayrı koyuyorlar. Aracı yok mu? Şu GoPro'yu her zaman için yurt dışında, yurt içine yanında taşıyoruz. Yolda her an başınıza bir şey gelebilir ya da yolda çok güzel görüntüler görebilirsiniz. Biz her zaman bir tane kamerayı buraya takıyoruz. Hatta motosikletle gezerken hep kafamızda var değil mi? Evet, bu var her yerde. Motosiklette, teknede, uçakta, yolda çoğu zaman hatta bunları çekimlerimizi yapıyoruz. Bir de böyle bir aparatı var. Bununla böyle cama takıyorsunuz. Bütün yolu böyle keyifli bir şekilde çekiyorsunuz. Biz de şimdi Domini'yi bu GoPro'yu çekiyoruz. Survivor'a doğru gidiyoruz. Dominik ayrı, Dominik Cumhuriyeti ayrı. Dominik çok ilkel kalmış bir Karayip adası. Dominik Cumhuriyeti ise nispeten daha çok gelişmiş ve Haiti ile aynı ana kara parçasını paylaşan ada bölümü. Çok büyük bir ada. Karayip'ten en büyüğü müydü? Evet, en büyüğü zaten Dominik ve Haiti'nin birlikte olduğu. Birlikte oldular. Böyle bir sınır kapısı gibi bir yerden geçilip para gidiyor. Para vereceğiz, sağ olun. Para veriliyor galiba. Evet. Ufaktan bir şok yaşıyoruz çünkü paramız bitti arkadaşlar. Yol bitti ve oteldekiler bizi bu konuda uyarmamıştı haliyle. Onlar da bilmiyorlar. Miraycığım ne oldu? Evdeki hesap çarşıya vardı arkadaşlar. Güzel kasabaymış ya. Ben de çok sevdim. Hareketli ve renkli bir yer. Önde Survivor ekibinden Ömer'i takip ediyoruz şu anda ve plaja doğru gidiyoruz. Şu anda heksatlon çekiliyor. Heksatlonu izleyeceğiz. Tam ortasına denk geliyoruz galiba çekimlerin. Merak evet. ediyoruz biz de. Çok güzel bir sahil şeridi var. Böyle çok bakir, palmiyelerin altında sıradan güneş yatakları. Çok güzel, deniz çok güzel. Bir anda düz yolda giderken sağdan ormanın içerisine doğru gitmeye başladık. O gizli plaja gidiyoruz. Evet, böyle tuhaf bir yoldan geçilip gidiliyor. Biraz tepeye doğru çıkacakmışız ve yollar çok çamur olabilirmiş. Of, çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir yere girdik. Şu anda böyle özel bir arazinin içinden Survivor plajına gidiyoruz. Toprak demeden, çamur demeden devam ediyoruz yola. Stüdyolar işte tam olarak oyun şeyleri. Burası oyun parkurları var. Parkurun sağ tarafta masketler. Of, ne kadar çok malzeme var. Ve geldik, her tarafta ödül oyunları için kurulmuş setuplar var. Her bir oyunun rengi farklı. Bir tarafta morlar, bir tarafta maviler. Ya gerçekten çok büyüleyici bir yer ve bu oyunları kim tasarlıyor, kimin aklına geliyor çok merak ediyorum. Ve sonunda geldik, o ünlü ödül oyunlarının oynandığı yerdeyiz. Şu anda farklı bir ülke versiyonundayız ve arkamda görmüş olduğunuz setup gerçekten de aslında o yarışmalarda kullanılan bütün platformların hepsi burada. Bizim için çok heyecanlı bir süreç buraya hem geliş hem de burada bulunmak. Biraz önce ekiple konuştuk. Gerçekten bu işin arkasında çok büyük bir emek var. Yani müthiş insanlar var. Ve yani gerçekten müthiş
insanlar bir aile gibi olmuşlar. Şimdi bu oyunu oynamak istiyoruz biz de. Ben hazırım. Yarışalım mı? O zaman şimdi şu Exatlon platformuna giriyoruz ve yarışıyoruz. Ya hayır saymıyorum. Sen bir kere hazırlıklı değildin. Ya istemiyorum bu oyunu. Tolga benden daha iyi olamaz. 1 dakika 13 saniyede bütün parkuru bitiremez. Burası Exatlon. Demirel yarışmaya başladı. Daha platformun 1/3'ünü bile yapmadım. Nefes nefese kaldım. Yani insanların buradan geçmesi hani gerçekten çok tebrik ediyorum gerçekten bu yarışmaya katılan insanları. Running. Hazır mıyız? Koşu modunu ayarladık. 3, 2, 1. Başlasın. Hadi Tolga yapabilirsin. Dur dikkat et. Koş Tolga koş. Evet. İşte oldu. Kaç dakikada yapmışsın? 1 dakika 13 saniye. Tebrik ediyoruz. Başlayalım ya koş. Bakalım Tolga'nın rekorunu kırabilecek miyim? Hilo. Burası Exatlon. Oo sen tecrübelisin. Koş Miray. 40 saniye. 40 saniye. Tolga'yı geçtin. Ne hissediyorsun Miray? Su içinde kaldım. O yüzden şimdi daha iyi anlıyorum su oyunlarının niye olduğunu. Oyunu kaybettin. Hem de açık ara kaybettin. Miray 40 saniyede, 39 saniyede yaptı. Ben 1.45'te daha şu topların oradaydım. O yüzden bıraktım oynamayı. Miray artık kendine yarışıyor. Ben de güzel doğanı, manzaranın tadını çıkartıyorum. Yapacak bir şey yok. Yerde buldum kendimi. Oturuyorum öyle. Las Terenas'ta bu hafta sonu long weekend, uzun hafta sonu olduğu için bütün plajlarda, mekanlarda da bayağı parti varmış. Bizi akşam partiye davet ettiler ve biz sabah 5'te yola çıkacağız. Ama sanırım bu daveti kırmayacağız ve bir günde uykumuzdan feragat ettiler. Çok değişik bir üniversite kampüsü havası var. Şimdi Punta Cana'ya doğru geri gidiyoruz ve bugün uçağımız var. Dominik'te, Las Terenas'ta inanılmaz güzel bir gün ve bir gece geçirdik. Ekiple beraber kaldık. Kaç kilometre kaldı? 30 kilometre kaldı. Çarpı 50'ye gelmiş. Bu arada bu bölümde biz de beklediğimiz şeyler yaşadık. Çünkü bize ansızın Las Terenas'ta kalınca yanımızda ne şarj aletinin kafası ne başka bir şey yok. Neyse ki şu powerbank yanımızdaydı. 2 gündür bunu da şarj ediyoruz telefonla. Dominik bölümünün sonuna geldik. Bizim için gerçekten çok keyifliydi. 2 günde 700 km yol yaptık. Survivor, Exatlon adasına gittik. Çekildiği yerleri gördük, ekiple tanıştık. İnanılmaz köylerden geçtik. Çok keyifliydi ve diyorum ki umarım sizin hoşunuza gitmiştir. O yüzden yeni bölümleri takipte kalın ve hoşça kalın.